AKP'den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan T24'ten Şirin Payzı'nın konu oldu. 80 dakika süren röportajı ben sizler için özetleyeceğim. Ali Babacan başkanlık sisteminden Halkbank meselesine, dolandırıcılık meselesine, Kanal İstanbul meselesine ve Mehmet Ağar'ın açıklamalarına çok önemli yanıtlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri hakkında söylemiş olduğu ifadelere de yanıt veren Ali Babacan tek adam konusunda ise dikkat çeken bir ifade kullandı. Ali Babacan'ın açıklamaları şu şekildeydi. Şirin Payzına yapmış olduğu açıklamalar öncelikle tek adam konusunda şu ifadeleri kullanıyor. Çalışmalar beklediğimizden uzun sürdü. 2020'ye sarkacak ama bu haftalarda ifade edilecek bir sakma değil, partinin adını milletimiz koyacak. Lider partisi mi olacak sorusuna ise şu yanıtı veriyor. Ana akım parti olacağız, kadro partisi olacağız, Türkiye'nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok. Yüzde birlik bir kesimin bile haklarını koruyacağız. Türkiye'nin ihtiyacı Katılımcı ve çoğulcu demokrasi yanıtını veriyor. Halkbank meselesine de yanıt vermiş. Dolandırıldığı iddiası vardı biliyorsunuz. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafında. Şu şekilde yanıt veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli. Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin? Bana ileride daha ağır şeyler de söylenebilir. Biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam bizi kimse bu yoldan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir, çamur atanlar olabilir. Çamur atanların da eli pislenir. O çamurdan kolay kolay kurtulamazlar. Neden siyasete döndüğü konusuna da şu yanıtı vermiş. Herkes eleştiriyor. Kardeşim sen çekildin. 3 senedir sesini çıkarmıyorsun. Ne oldu da birdenbire sesin çıkmaya başladı? Diyor ki Memleket kan ağlıyor diyor. içim kan ağlıyor diyor. Şu şekilde diyor. Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor. Bu ülkeye yazık. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu ülkede topyekün bir siyasi revizyon gerekiyor. 50 artı bir benim vatandaşım. Sadece onları sahiplenirim. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz diyor. Başkanlık sistemiyle de ilgili şu açıklamayı yapıyor. İçte de dışta da barış getirmedi. Bu sistem Türkiye için çalışmıyor, çözüm üretmiyor, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz. Ekonomi ve yargı konusunda da diyor ki çok uyarı yaptık, ülkeye kayıp gelecek dedik dediğimiz oldu. Genç işsizliğin %26 olması tarihi bir oran. Üniversite mezunlarının %50'si işsiz, tablo çok kötü, inşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toparlarız. Yargıya deriz ki asla size telefonlar gelmeyecek. Yargıya deriz ki asla size telefonlar gelmeyecek. Ali Babacan bu şekilde bahsediyor. Ve en önemli eleştirisi de Kanal İstanbul üzerine. Bakın hadi CHP CHP diyorlar ya hani CHP istemiyor. Bari en azından Ali Babacan'ın Ahmet Davutoğlu'nun eleştirilerini dikkate alsınlar. Bu isimler kendi içlerinden gelmiş isimler. Bakın gaz veren birileri var yapalım edelim diyenler. Dikkat edin geçmişte kendileri eleştiriyordu. Şimdi ise eleştirenleri hain olarak yaftalıyorlar. İşte AKP'ye en çok zarar o isimler veriyor. Geçmişte AKP'ye hakaret edip en ağır muhalefetleri yapıp is yapan isimler Bugün AKP'de en üst noktalarda, en üst konumlarda ya o adamlar size zarar veriyor işte. O adamlar sizi yıpratıyor. O adamlar sizi çizginizden saptırıyor. Onlar AKP'yi daha fazla dibe vursun diye uğraşıyor ama yok onların açıklamalarına kulak verip muhalefetin açıklamalarına kulaklarını tıkıyorlar. Ya iyi de diyeceksiniz ki şimdi siz bana sen ne yapıyorsun AKP'ye akıl veriyorsun. Ya mesela AKP'ye akıl verme meselesi değil ki Kanal İstanbul'da olası bir felaket olması durumunda AKP yıpranmayacak, AKP yer almayacak. Milletin tamamı, İstanbul'un tamamı bu yıkımdan, bu felaketten nasibini alacak. Orada bir geçiş garantisi verilirse eğer yüklenici firmaya onu AKP cebinden ödemeyecek ki. Hazinenin cebinden ödecek. Bu da milletin sırtına bir yük binecek. Bunu anlatmak zorundayız. AKP yanlış yapsın diye uğraşmak zorunda değiliz. AKP'ye körü körüne muhalefet yapamayız. Aynı zamanda da bir yol göstermek zorundayız. Sizin gittiğiniz yol yanlış, doğrusu budur demek zorundayız. O yüzden diyoruz ki AKP'ye de en büyük zararı veren kişiler evet efendim, tamam efendim, hakkısınız efendim, böyle olman efendim diyen kişilerdir diyoruz. Ama eleştiren, sorgulayan kişiler AKP'ye katkı sağlayan faydası olan kişilerdir diyoruz. Nitekim bakın o fabrika baca sistemi meselesinde vatandaşın hepsi topyekün bir fikir olduğu el birliği içerisinde, fikir birliği içerisinde eleştirdi. Ve nitekim o filtre sisteminde veto edildi ve AKP'li milletvekilleri de kendileri sanki meclisten geçirmemiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan veto edince teşekkür etmeye kalktılar. Demek ki neymiş? Eleştirmek, sorgulamak iyi bir şeymiş. Eleştirinin olduğu yerde zaten demokrasi vardır, gelişim vardır. Etrafınızdaki kişiler size yanlışınızı, hatanızı söylemezse siz her hatayı doğru kabul edersiniz. Sonra bir bakarsınız ki ipin ucu kaçmış. Toparla, toparlayabilirsen ondan sonra. Ali Babacan'ın Kanal İstanbul'la ilgili eleştirisi bakın diyor ki bir kutuplaştırma projesi, gündemi değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü gündemde işsizlik var. Katılımcı demokrasi ile proje tartışılmalı. Montro çok önemli, faydasını çok gördük. Bizim kanal projesine değil, sanayi ve teknolojiye yatırma ihtiyacımız var. Mehmet Ağar da bir açıklama yapmıştı. Mehmet Ağar zaten merkez sağı alternatifsiz bırakmış bir isimdi. Doğru Yol Partisi'ni, Anavatan Partisi'ni Demokrat Parti olarak birleştirip Erkan Mumcu ile birlikte başarsalardı bugün AKP olmayacaktı. Mehmet Ağar da geçmişte muhalif olan isimlerden birisiydi. En ağır muhalefeti yürütüyordu. Hatta Türkiye'nin yeni lideri diye reklamlar yayınlatıyordu internet sitelerinde, televizyon kanallarında. Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti onun sayesinde bayağı iyi bir noktaya gelmek üzereydi. Ama yol kazası yaptılar. Erkan Mumcu ile birlikte. Ve merkez sağ alternatifsiz olunca da vatandaş dedi ki ya ben bunlara oy vereceğime gider AK Parti'ye yine oy veririm dedi. Ve AKP'yi güçlü bir şekilde iktidara getirdiler. Şimdi ise yeni bir alternatif çıkmış. Ali Babacan çıkmış. Ahmet Davutoğlu çıkmış. Bu isimler engellenmelidir şeklinde Mehmet Ağar açıklamalarda bulunuyor. Ali Babacan da Mehmet Ağar'a yanıt vermiş. Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde çok ağır sonuçları olur. Sözleri bizim yaptığımızın ne kadar etkili olacağını gösteren ifadeler. Yani boş çuval gibi devrilmeyecek Ali Babacan da Ahmet Davutoğlu da. Yüzde bir, yüzde iki dahi oy alsalar iktidarın değişmesine neden olabilecek partiler. Belki başarılı olurlar, yüzde onu geçer, meclise girerlerse ikisi ortak bir şekilde hareket edip yanlarına Demokrat Parti, Saadet Partisi'ni alıp Türkiye'de yeni bir ses, yeni bir siyaset anlayışı getirebilirler. Zaten gelinen noktada birçok anket firması da bu yorumu yapıyor. Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimleri Türk siyaset sahnesinde önümüzdeki yıllarda daha fazla duyacağız yorumunda bulunuyorlar. Ali Babacan'ın açıklamaları özetle bu şekildeydi. 80 dakikalık bir röportaj. Sizler için özetlemeye çalıştım. Tamamını okumak, izlemek isterseniz de Şirin Payz'ın T24 Ali Babacan yazarak Google'dan bulabilirsiniz. Ama ben video açıklamasına da yine link bırakıyorum.